Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım, anlattığımız her konunun sizler için konu anlaşıldı mı adında bir tarama denemesi hazırladım. Özellikle konu anlaşıldı mı çok önemli bir cümledir arkadaşlar. Burada çünkü konuyu öğreniriz, anlaşılıp anlaşılmadığını soru yöntemiyle çözeriz. Soru çözümlerimiz burada taktik bazlı, kısa sürede çözebilmek, soruya bakış açımızı görebilmek adına siz değerli hocalarıma gerçekten yardımcı olacaktır. Sizlerden ricam her soruyu ekranda gördükten sonra durdurun, önce kendiniz çözün, sonrasında videoyu devam ettirin açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de mutlaka dikkate alın. Buyurun başlayalım. Konu başlığımız Rüzgarlar serisinin ikincisidir arkadaşlar. İlk sorumuz gelsin. Rüzgarların oluşturduğu yer şekillerine yukarıdaki haritada belirtilen alanlardan hangilerinde daha çok rastlanır demiş arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Rüzgarlar genellikle kıyılarda değil daha çok iç kısımlarda etkili olur. Genelde kurak iklim sahalarında kendini belli ederler. Bit görsü bakımından cılız, toprağın gevşek olduğu, fiziksel çözülmenin çok yüksek olduğu, sıcaklık farkının çok fazla olduğu yerlerdir. Bu gibi yerler. O zaman ben 1 ve 4'ü burada kabul edemeyeceğim. Kusura bakmayın. İç kısımlardan almam lazım. O yüzden 2 ve 3 benim cevabım olacaktır. İkinci sorumuz. Rüzgarın taşıdığı materyallerin kayalara çarpmasıyla kuş yuvası gibi oyuklar oluşur. Yani tafoneden bahsediyor. Bu tür oyuklara ne ad verilir? Zaten onu sormuş. Bakın dikkat ettiniz mi? Ben soruyu sorarken ya da soruyu okurken sınavda da olsam aklımda zaten tafon ile ilgili bir tanım geldiğini bilmem lazım. Yoksa ben orada oturur beklerim. 2-3 dakika o soruyla uğraşırım. Ya bunu duymuştuk hoca bize söylemişti ama ne olacak ne olmayacak. Ya bir kere burada bir altyapımızın tam olması lazım. Her biriyle ilgili mutlaka bilgi birikiminizin olması lazım. Burada cevap cevabımız tafoni arkadaşlar. Direkt geçiyorum bu soruyu. Üçüncü sorumuz rüzgar taşıdığı materyalleri kayaların alt kısımlarına çarptığı ve yükseklere çıkaramadığı için kayaların alt kısımları çok, üst kısımları az aşınır. İşte bunlara da ne denir? Ee, şeytan masası denir. Bak mesela ben diğer isimlerini söyledim size. Bu mantar kaya olur veya başka dillerde halk arasında da şeytan masası denir. Bu tür yer şekillerinin yaygın olduğu alanlarla ilgili biraz önce ben bu alanların özelliklerini sizinle paylaşmıştım. Hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Bakalım okuyalım. Kurak yerlerde Evet doğru mantıklı fiziksel çözülme şiddetidir. Bitki ölçü cılızdır. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Hadi canım nüfus yoğunluğu nerede fazla olacak? Nüfus yoğunluğu bu gibi yerlerde fazla yoktur arkadaşlarım. Cevabımız denizde olacak. Aşağıdaki yüzey şekillerinin hangisinin oluşumunda diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır demiş. Sorumuz böyle arkadaşlar. Bakalım dolin nedir? Dolin bir karstik aşındırma şeklidir. Polye karstik aşındırma şekillerinin en büyüğüdür. Uvala karstik aşındırma şeklidir. Sarkıt karstik biriktirme şeklidir. Ama mantar kaya rüzgar aşındırma şeklidir. Bu arada hemen şunların da sıralamasını söyleyeyim. Karstik en küçük aşındırma lapyadır. Lapyalar birleşince dolin, dolinler birleşince uvala, uvalalar birleşince polyeler olur arkadaşlar. Mağaraların iç kısımlarında yukarıdan düşen damlaların oluşturduğu kısım sarkıt yere düşen damlaların üst üste birikmesiyle dikit ikisinin birleşmesiyle sütun dışarıya çıkıp hava ile temas ettiğinde havuzlar meydana getirmesiyle o da e, ne oluyordu ne oluyordu şöyle bir düşünelim bakalım traverten evet Türkiye'de 3 yerde traverten var Antalya travertenleri Denizli travertenleri Başkale Van Başkale travertenleri çok meşhurdur bu arada bunu da bilgisini vermiş olalım yani cevabımız Mantarkaya olacak. Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda rüzgar aşındırması etkilidir demiş. Bakalım. Mantar kaya, kumul, yardan hörgüç kaya. Bakalım mantar kaya rüzgar aşındırma şeklidir. Hörgüç kaya buzul aşındırma şeklidir. Kumul rüzgar biriktirme şeklidir. Yardan rüzgar aşındırma şeklidir. O zaman 1 ve 4 bizim cevabımız olacak. Yetişemedi arkadaşlar. Gücü yetmedi. Bunu A noktasına gelecekti. Cevabımız burada A'dır. Aşağıdaki yüzey şekillerinden hangilerinin aynı iklim bölgesi içerisinde oluşması diğerlerine göre daha güçtür. Yani bir aşı'nın biri birikimde olabilir, biri rüzgar, biri kumuldoar, buzulda olabilir, akarsu da olabilir. Bir bakalım bakalım hangisini oluşturan kuvvetler aynı yerde olamazmış. Mantar kaya, mantar kaya rüzgar, peri bacası da rüzgarın dolaylı etkide olduğu bir şekil olabilir. Kanyon vadi karstik dev kazanı da akarsu. Her ikisi de akarsu tarafından oluşturulmuş olabilir. Tombolo. Tombola dalga aşındırması, falez, e, tombola dalga biriktirmesi özür diliyorum. Falez dalga aşındırması. O zaman her ikisi de dalga olduğu için olabilir. Hörgüş kaya buzul aşındırması, barkan rüzgar biriktirmesi. Biri çölde, biri kutupta nasıl aynı yerde olabilir? Biri Menderes yerde Delta her ikisi de kıyılarda meydana olabilir. Kıyılarda da meydana gelebilir. Delta kıyı da kıyıda olur. Menderes de kıyıya yakın yerlerde olur. Her ikisinin de eğimin azalması etkilidir. Her ikisinde de akarsular etkilidir. O yüzden yan yana olabilirler. Yani cevabımız denizle. Yedinci soru. Arkadaşlar bu duruma yukarıdaki Türkiye haritasının işaretinden hangisinde örnek gösterilebilir demiş. Türkiye'de rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri bitki örtüsünün zayıf olduğu kurak bölgeler dediği etkilidir. Örnek istiyor. Yine baştaki sorumuz gibi arkadaşlar kesinlikle içeriden arayın. Bu tarz sorularda içerisi sizin için bir kaynak. Yani 1 ve 3 olmaz ama 2 ile 4 olur. İç kısımdan aradığınızda rüzgarın etkili olduğu yerler zaten ortaya çıkacaktır. 8. sorumuz. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgarın dolaylı etkisi vardır demiş. Peribacaları rüzgarın e, dolaylı etkisi var ama burada bir peri bacası yok. Bunu açıklama sebebim de birinci şeklin genelde peri bacasına benzetilmesi. Birinci şekil mantar kayadır arkadaşlar. Rüzgarın direkt etkili olduğu bir şekildir. Dolaylı değil, direkt etkisi. İkinci şekil rüzgar biriktirme şekli, bir kumuldur. Direkt etkili olur. Üçüncü şekil bir karstik şekil arkadaşlar. Traverten burada rüzgarın bir etkisi yoktur. Dördüncü şekil bir falez. Falezde de dalga aşındırmasıdır. Yalnız dalgayı harekete geçirdiği için rüzgar da orada dolaylı bir etkiye sahip olur. Beşinci şıkkımız arkadaşlar bir e, vadi. E, bir vadi. Vadide bakalım oluşumda rüzgarın dolaylı etkisi vardır demiş. Vadide bir akarsu etkisi söz konusu. Yani biz burada rüzgarın dolaylı etkide olduğunu arayacağız. O yüzden denizli olabilir cevabımız. 9. Bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda yüzey sularının aşındırmasıyla kırgı bayır oluşur. Arkadaşlarım kırgı bayırlar sel suları tarafından aşındırılmış. Üzerinde yürünmesi çok zor arazi parçalarıdır ve genelde denizden uzak iç karasal iklim bölgelerinde daha çok görülür. Yani 4 numara bu kırgı bayırın en yaygın olabileceği yerdir ama sorumuz ne diyor ona bakalım. Buna göre haritada gösterilen numaralı alanlardan hangisinde kırgı bayırlar yaygındır zaten bizim verdiğimiz cevap zaten ne demiştim soruyu okurken bir kere düşünün. Soruyu okurken bunun cevabı şu olabilir diyor. Şıklarda gördüğünüz işaretleyin ve zaman kaybını da yaşamayın. Yukarıdaki yer şekillerinin oluşumu ile ilgili. Bir kere yukarıya almadım şekli yan tarafa koydum. Yan taraftan bakalım. Burada bir peri bacası var arkadaşlar. Peri bacası akarsular tarafından aşındırılma sonucunda oluşmuş bir şekil olup hem iç hem dış kuvvetin etkisiyle meydana gelmiş şekillerdir. Dolayısıyla burada hem akarsu hem de rüzgarların büyük etkisi vardır arkadaşlar bu şeklin oluşumunda. Ne diyor? Hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. Bakalım hangileri söylenebilir. Volkanik tüflü arazilerde oluşmuşlardır. Gayet tabii ki doğru. Yüzey sularının aşındırmasıyla oluşmuşlardır. O da doğru. Rüzgarın kumları biriktirmesiyle. Hani bu bir kumul değil ki olsun. Yanlış. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. 11. Türkiye'de rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin bulunduğu yerler. Nasıl yerler bunlar? Genelde iç kısımlar. Hangileri bakımdan ortaktır demiş. Yağış miktarı az olduğu yarı kurak yerlerdir. Evet bunu alabiliriz arkadaşlar. Yükseltiler genelde 1500 metrenin üzerindedir. Hayır niye Güneydoğu Anadolu bölgesinde o kadar mı? Ama rüzgar etkili o olmaz. Ülkenin kıyı kesimlerinde bulunmaktadırlar. Hayır iç kısımlarında bulunuyorlar. Doğal bitki örtüsünden yoksun ya da doğal bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerdir. Mantıklı. O zaman 1 ve 4'ü alın diğer soruya geçin. Yer şekillerinin biçimlenmesinde rüzgarın çok etkin olduğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Rüzgar çok etkiliymiş arkadaşlar. Bakalım. Zemin gevşektir yani toprak gevşek yapılıdır. Mantıklı. Fiziksel yani e, mekanik parçalanma etkilidir. Doğru. Doğal bitki örtüsü cılızdır. Mantıklı. Yeraltı suları çok zengindir. Hayır. Arkadaşım burada niye yeraltı suyu zengin olsun ki? Yarı kurak iklim etkilidir. Doğru. Cevabınız denizlidir. Rüzgar biriktirmesi sonucu oluşan Döz, kumul ve barkanlar aşağıdaki alanlardan hangisinde daha yaygın rastlanır demiş. Löz, kumul ve barkan genelde karasal, kurak iklim yerlerinde olacak. Musonlar Asyası 6 ay full yağışlı bir yer. Tropikal çöller, orta kuşaktaki çöl bölgeleri yani orta kuşağa yakın olan yerlerdeki. Mantıklı arkadaşlar çünkü çöl alanlarında bu tarz rüzgar etkileri görülebiliyor. Tayga ormanları bölgesi olmaz. Tayga iğne yapraklı orman örtüsüdür. 60-70 derece enlemlerinde görülür. Yüksek enlemlerde dediği kutup bölgesi. ...bölgeleri olmaz. Akdeniz iklim bölgesi... ...olmaz. O zaman cevabımız tropikal çöller... ...olacak. 14. soru. Bakalım gençler. Yukarıda... ...numaralandırılmış şey şekilde hangisinin oluşumu da rüzgarın... ...direk ya da dolaylı etkisi söz... ...konusudur. Hem direk hem de dolaylı etkisinden... ...bahsetmiş. Birinci şekil peri bacaları Dolaylı etkisi var. Aldık. Çok güzel. İkinci şekil... ...bir akarsu vadisi. Burada rüzgarın doğrudan ya da dolaylı bir etkisi olduğunu... ...düşünmüyorum arkadaşlar. Üçüncü şekil bir... Ne olabilir... orada? Hmm, mantarkaya değil ee, Lapya olabilir arkadaşlar Şimdilik öyle bir şey söyleyelim Lapya Lapya'da da herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ben Diğer bir şekle bakalım Mantarkaya direkt zaten rüzgarın doğrudan etkisi var Diğer şekil bir dalga Kıyıda hangi şekil olduğunu göremeyebilirsiniz Ama bir dalga etkisi varsa orada rüzgarın dolaylı etkisinden söz edebilirsiniz Yani 1-4 ve 5 sizin cevabınız olacak büyük ihtimalle Yukarıda oluşumu gösterilen şematik olarak gösterilen yer şekillerine Türkiye'de haritas üzerinde taralı olarak gösterilen yörelerin hangisinde yaygın olarak rastlanır? Şimdi arkadaşlar bu bir peri bacası. Peri Türkiye'de Ürgüp, Göreme, Avanos, Üçhisar, Nevşehir bölgesinde daha çok yoğun. Ve dünyada bu anlamda kendimizi çok daha iyi bir şekilde göstermişiz. Yani aslında dediği yer 3 numarayla ilgili olabilir. Cevabımız 3'tür. Hani yerlerini de görelim. Özelliğini bilelim. Hangi kuvvet oluşturduğunu bilelim. Türkiye'de yaygın olduğu yerleri öğrenelim. Zaten sorular hep bu minvalde çıkıyor gençler. Aşağıda Doğudaki yörelerin hangisinde rüzgar erozyonunun daha etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Rüzgar erozyonu yine iç kısımlarda arayacaksınız. Ünye, Ordu, Deniz kenarı. Karapınar, Konya mantıklı. Altınoluk, Balıkesir kıyıda. Çınarcık, Yalova kıyıda. Sapanca, Sakarya kıyıda. O zaman iç kısımlardan alacağımız için cevabımız Bursa olacaktır. Yaklaşık aynı enlemde yer almasına rağmen Fransa'da rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin Türkmenistan'a oranla daha az olması. Çünkü Fransa kıyıda arkadaşlarım. Kıyıda denize açık. Hani kimyasal çözülme daha çok etkili. Kuraklık çok az. E Türkmenistan içeride karasal iklim bölgesinde. Tabii ki mantıklı bu iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olması temel etkendir demiş. E o zaman biz ne diyeceğiz burada? Denize göre konumları biri kıyıya yakın biri içeride. Cevabımız denizli arkadaşlar. Rüzgarların oluşturduğu mantarkaya, barkan kum tepesi gibi yer şekillerine bit görsünden yoksun kurak ve yarı kurak bölgelerle rastlanır. Artık ezberlettik inşallah size. Buna göre rüzgar şekillerine aşağıdaki yerlerin hangisinde rastlanmaz demiş. O zaman rüzgarın etkili olduğu bir yer iç kısımlarsa etkili olamayacağı bir yer, nasıl bir yer olacak? Çok yağışlı bir yer olacak. Ben burada çok yağışlı bir yer bulmam lazım. Batı Avrupa hemen her mevsimi yağışlı. Zaten dünyada iki tane iklim var. Biri ekvatoral iklim, bir de ılıman e, okyanus iklimi. Bu iki iklim hemen her mevsimi yağışlıdır yani. Yağ yağış rejimleri düzenli iklimler olarak bilinirler. Cevabımız Adana olur büyük ihtimalle. Arap Yarımadası, Büyük Sahra, Orta Asya ve İç Anadolu genelde kurak iklim sahalarıdır. 19. sorumuz çöller ve kurak bölgelerde rüzgarların taşıdığı kum tanelerinin hilal şeklinde birikmesi. Zannediyorum daha önceki denemelerde bundan bahsetmiştim. Bir kum tepesinin sağ ve sol taraftan özellikle rüzgarın esiş yönüne paralel bir şekilde uç kısımlarından kumları ilerletmeye başladığında barkan dediğimiz hilal şeklindeki kumullar oluşmaktadır. Zaten onu istemiş bizim cevabımızda barkan olacaktır. Mantar kaya rüzgar aşındırmasıyla oluşmuş masavari bir yapıdır. Hörgüç kaya buzul aşındırma şeklidir. Peneplen akarsuyun son aşındırdığı şekildedir. Peri bacası da yine bir akarsu aşındırma şeklidir. Rüzgarın da dolaylı etkide bulunduğu bir şekil olarak da bilinir. Buna göre fiziksel çözülmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde diğerlerinden daha çok olması beklenir? Arkadaşlarım nem miktarının az olduğu, gece ile gündüz, yazla kış arasındaki sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerdeki kayalarda fiziksel çözülme görülmektedir. Yani benden diyor ki kıyıdan seçme, içeriden seç. Hepsi içerideyse içeridekiler arasında yüksekten seç. Yani sıcaklık farkı en fazla olan yer olsun, iç kısımlarda olsun. Tamam Antalya kıyıda, Samsun kıyıda, Bursa kıyıda, Tekirdağ kıyıda. Bakın cevabınız zaten çıkıyor. Mantığı bilirseniz cevap arkasından gelecek. Hiç zorlamaya gerek yok. Hocam ben bu konuyu öğrenemiyorum. Bende mi var bir hata? Hayır sende de yok. Buradaki mantık budur. Kısacık, azıcık, bilgi, temel size binlerce soru çözdürür. Bakın ben size sadece her soruda birkaç tane şey söylüyorum. Hepsinde de aynı zaten özellikler. Cevabımız kayseri olacaktır. Hiç üzülmeyin, hiç sıkılmayın. Yani hiç yorulmayın. Düştükçe kalkın. KPSS kolay değil eminim ama coğrafyayı size kolay gösterebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buna da emin olabilirsiniz. Arkadaşlarım değerlendirmemiz bunlar. Eğer full yaptıysanız tebrik ediyorum. Bir dört arası yanlışınız varsa birazcık tekrar yapmanız yeterli olabilir. Beş ve daha fazlasıysa mutlaka bir destek alın arkadaşlar. Bu en iyi bilen bir arkadaşınız olur, hocanız olur hiç fark etmez. Bildirimlerinizi açık tutun. Geldikçe size yine ulaştırmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı yazın. İyi ya da kötü biz de bilelim yanlışımızı, hatamızı. Ona göre kendimize bir yol haritası çizelim. Allah'a emanet kendinize. Çok iyi bakın arkadaşlar.